Ali, ablası, kardeşi ve annesiyle birlikte bir kısa mesaj paketine üye oluyor. Merak etmeyin, burada herhangi bir sponsorluğumuz yok. Hangi ayda olurlarsa olsunlar, bir ay içinde toplam 500'den fazla kısa mesaj göndermiyorlar. Demek ki 4'ü toplamda 500'den fazla mesaj göndermiyorlar. Bu ayın sonunda Ali, ablasından 25 mesaj fazla. Buranın altını çizelim. Kız kardeşinden 50 mesaj az ve annesinden de 125 mesaj fazla göndermiştir. Eğer hala 500 mesaj limitini geçmemişlerse, Ali bu ay içinde kaç mesaj göndermiş olabilir? Bakalım. O zaman ilk olarak kişileri belirleyelim. Ali'nin ablası için A kullanacağım. Yani A eşittir ablası tarafından gönderilen mesajların sayısı. Kız kardeş tarafından gönderilen mesajların sayısına da k ve annesi tarafından gönderilen mesajların sayısı için de n diyelim. N. Ali'nin gönderdiği mesaj sayısı için de l'yi kullanalım. L. Şimdi herkesin gönderdiği mesajların toplamı 500'den fazla olamaz. Güzel. Yani eğer Ali'nin, ablasının, kız kardeşinin ve annesinin gönderdiği mesajları toplarsak, sonuç, kısa mesaj limiti olan 500'e eşit veya 500'den küçük olmalı. Değil mi? Okey. 500'den fazla olamaz. Dolayısıyla toplamlarını eşit veya küçüktür işaretiyle göstereceğiz. Şimdi bunları Ali'nin gönderdiği mesaj sayısı cinsinden nasıl ifade edebiliriz? Bunu yapabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz bilgi bize verilmiş. İlk ifade bize Ali'nin ablasından 25 mesaj fazla gönderdiğini söylüyor. Güzel. Yani L eşittir 25 artı ablasının gönderdiği mesaj sayısı. Ki biz bunu A ile ifade etmiştik, değil mi? Güzel. Aynı zamanda bize Ali'nin kız kardeşinden 50 mesaj daha az yolladığı da söyleniyor. Yani L aynı zamanda kız kardeş eksi 50. Burası da net, burası da açık. Güzel. Kız kardeşinden 50 mesaj daha az. Ve son olarak da annesinden 125 mesaj daha fazla göndermiş. Annesi hiç telefon kullanmıyor anlaşılan. Yani L eşittir anne artı 125. Bu denklemin L cinsinden yazmaya çalışıyoruz. Çünkü bana Ali'nin kaç mesaj göndermiş olabileceğini sormuşlar. Bizim ilgilendiğimiz L'yi bulmak. Çünkü biz Ali'nin kaç mesaj gönderdiğini bulmaya çalışıyoruz. Yani bu yüzden bunların hepsini L cinsinden yazmak istiyorum. A'yı L cinsinden, K'yı L cinsinden ve N'yi L cinsinden çözersek bulduğumuz sonuçları denklemimize yerleştirebiliriz. Yani eğer L 25 artı a'ya eşitse, denklemin iki tarafından da 25 çıkarırsak, elimizde l eksi 25 eşittir a kalıyor. Bunlar aynı değerler. Sadece a'yı yalnız bıraktık. Şimdi burası. Denklemin iki tarafına da 50 ekleyelim. L artı 50, kız kardeşinin gönderdiği mesaj sayısına eşit olur. Burada ise, denklemin iki tarafından 125 çıkarırsanız, elinizde L eksi 125 eşittir annesi tarafından gönderilen mesajlar kalır. Bunu doğrudan da bulabilirdik. İlk bilgiye bakalım. Ali ablasından 25 mesaj fazla göndermiş. Yani eğer Ali'nin yolladığı mesaj sayısını alıp 25 çıkartırsak ablasının yolladığı mesaj sayısını buluruz. Aynı şekilde Ali, kız kardeşinden 50 mesaj az göndermiş. Yani eğer Ali'nin yolladığı mesaj sayısını alıp 50 eklersek, kız kardeşinin kaç tane yolladığını buluruz. Son olarak, annesinden 125 mesaj fazla yollamış. Yani eğer Ali'nin yolladığı mesaj sayısından 125 çıkarsaydık, annesinin kaç mesaj yolladığını bulurduk. Şimdi elimizde bu ifadeler olduğuna göre bunları denkleme yerleştirebiliriz. Yani elimizde Ali'nin mesajları artı ablasının mesajları var.
Ama A'nın, Ali'nin mesajları eksi 25 ile aynı şey olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Ali'nin mesajları eksi 25 yazıyoruz. Elimizde kız kardeşin mesajları da var. Ama biz bunun Ali'nin mesajları artı 50 ile aynı olduğunu biliyoruz. Sonra da annesinin mesajlarını ekliyoruz. Ve bu arada annesinin mesajlarının sadece Ali'nin mesajları eksi 125. Yani L eksi 125 olduğunu da biliyoruz. Ve bunların hepsinin 500'e eşit veya 500'den küçük olması gerekiyor. Hadi o zaman L'leri toplayalım. Elimizde 1, 2, 3, 4 tane L var. Yani 4 tane L'miz var. Güzel. Şimdi de sabit terimleri toplayalım. Elimizde eksi 25 artı 50 var. Bu da 25 eder. Sonra da bundan 125 çıkarıyoruz. Yani 25 eksi 125. Bu da eşittir eksi 100. Bütün sabit terimleri topladım. Ve sonuçta 4L eksi 100 küçük eşittir 500'ü buldum. Bu gayet anlaşılır ve çözmesi kolay bir eşitsizlik. İki tarafa da 100 ekleyin. Ve elimizde 4L, bunlar birbirini götürdü, 4L küçük eşittir 600 kalıyor. İki tarafı da 4'e bölersek, 4 pozitif olduğu için eşitsizliğin işareti aynı kalıyor ve elimizde L küçük eşittir 150 kalıyor. Yani ailenin paket limiti olan 500 mesajı aşmaması için Ali'nin 150 veya 150'den daha az mesaj göndermiş olması gerekiyormuş. İşte bu kadar.